Emre Kaplan hattımızda. Kadroyu da bir söyle Emre. Seni dinleyelim. Aykut İnce Galatasaray İspanya seyahatine 25 oyunculuk bir kadroyla gidiyor. Burada şu detayı paylaşmakta fayda var. Şimdi Omar El Abdullahi mesela kadroda olmayan isimlerden, UEFA kadrosunda olmayan isimlerden bir tanesi ama kamp kafilesine dahil edildi. Çünkü Torrent'in planlaması İspanya'da da bir antrenman yapmak üzerine ve bu sadece maç özelinde değil, derbi hazırlığını da İspanya'da gerçekleştirecek. Bu notu paylaşalım. Onun dışında tabii dikkat çeken isim, son haftalarda Galatasaray'da kamp kadroları açıklanırken hep 2-3 oyuncunun isminden bahsediliyordu. Son haftalarda Halil Dervişoğlu, Morut San ve son Konya maçında Sofyan Feghouli bu kadronun dışında kalmıştı ama orada sabit olan tek bir isim vardı, Arda Turan. Bu da zaten artık çok fazla teknik ya da taktik kısımla alakalı değil, son dönemde yaşanan süreçle alakalı böyle bir karar olduğunu net olarak söyleyebiliyoruz. Çünkü son haftalarda kadro dışında kalan, kamp kadrolarına dahil edilmeyen isimlerin hepsi şu anda Barcelona kafilesine dahil edildi. Dediğim gibi orada bir antrenman da yapılacak. Beşiktaş maçı için bir hazırlık da gerçekleşecek. Sadece Barcelona maçı özelinde değil. Bu nedenle tam kadro olarak gitme tercihi var. Hatta dediğimiz gibi UEFA listesinde yer almayan Omar bile kamp kadrosunda yer alıyor bu antrenmanla takımla çalışmak adına ama Arda Turan son dönemde yaşanan süreç, özellikle o malum Emre. Fatih Terim'le verilen fotoğraf burada belirleyici olan durum gibi gözüküyor abi. Arda Turan herhangi bir sakatlığı yok. Bir, Florya'ya gidiyor mu? İki. Hiçbir sakatlığı yok. Takımla birlikte çalışıyor. Bu kamp kadrolarında yer almadığı sürecin tamamında hafta boyunca takım antrenmanlarında yer aldı Arda Turan. Peki Arda Turan için yollar ayrılıyor diyebiliyor musun? Sezon Yani sonu. tabii şu an onu söyleyebilmek çok kolay değil ama görünen tabloda Arda'nın en azından sezon sonuna kadar kadroda, maç kadrolarında yer alması çok mümkün gibi gözükmüyor. Sonraki kariyeriyle ilgili kararı tabii ki kendisi verecektir. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kaldun abinin söylediği ve Serdar'ın Sarıdağ'ın söylediği çok önemli bir nokta var. Orada başarılar elde etmiş bir oyuncuyu, bir insanı götürmek de lazımdı hani. Tabii Ben ki yönetimin kararı saygı duymak lazım ama. yani kusura bakma da bir cümle var hani Vefa İstanbul'da bir semt olmaktan daha farklı anlamlar taşıyor yani onu söyleyelim. Yani bu bir vefadır yani sana geri dönmüş Barcelona'dan. Evet bana göre de Arda Turan'ın futbol yaşantısı sezon sonu itibariyle bitiyor. Ama Arda Turan Galatasaray'a kazandırdığı parayla Galatasaray'ın ismini Atletico Madrid'de Barcelona'da bayrak olarak taşımasıyla bunu hak ediyor bence ya. Bu kadarını hak ediyor yani. Değil mi? Bir Onun için İspanya'ya gitmesi lazım. ya Dediğin götüreceksin gibi 25 abi. oyuncu. Ha bir de şöyle olur mesela. Dersin ki 21 oyuncum var. Ben 21 ile gideceğim. 25 oyuncuyla gidiyorsun Ben ya. şöyle 26 okuyorum. ile gitsen ne olur? Ben Ne olayı şöyle olacak? okuyorum. Arda Turan kadro dışı kalmış. Öyle oluyor Tabii öyle zaten. tabii. Çünkü açıklamada da kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalışıyormuş. Takımdan ayrı. Kendisi için hazırlanan. Sakat değil. Emre de öyle söylüyor. Demek ki kadro dışı. Bu bir ismi konulmamış kadro dışıdır. Ne olursa olsun kulüp başkanı, kulüp yönetimi ya bir dakika. Bu adam benim bayrağımı, ülkenin bayrağını öyle ve böyle orada temsil ediyor. Biz Arda'yı eleştirdik mi eleştirdik ama biz Arda'yı Evet. İspanya tarafını yere göğe sığdıramadık. Gururlandık mı? Gururlandık. Evet. Bazı noktaları hareketlerini beğenmedik. Hakeme ayakkabı atması bana bırak sen yapma öyle şeyleri. Sen yaptığın zaman hepimize mal ediyorlar çünkü Türkler böyle diye. Ama onun o tarafını silemez. Bak ne diyorum? Barcelona forması altında hat-trick yapmış tek Türk oyuncu gezegendeki. Yani ben çok gerçekçi bir yaklaşım olarak görmüyorum. Biraz vefasızlık olmuş, haksızlık olmuş. Hani 25 oyuncu götürüyorsun. Yani Galatasaray Kulübü herhalde masraf olur bize diye götürmemiş olmaz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Hani bazen de şöyle bir durum vardır. Oyuncuyu götüreceğiz, takımı karıştıracak. Arda Turan da herhalde takımı karıştıracak oyuncu değil yani burada. Onu da söyleyebiliriz. Fatih Terim'le fotoğraf çektirmiş olmasının da bu noktada bir etken olmaması gerekiyor. Evet, o gün için o yanlıştı ama Barcelona'ya giderken Arda Turan'ı götüreceksin yani. Sakat bile olsa Ya götüreceksin Fatih yani. Terim'le fotoğrafı niye yanlış oluyor? Ben onu anlamıyorum. İkisi Ya de o gün için diyorum. ayrı Galatasaray değerleri diye Hayır hayır. O düşünüyorum. gün hani Galatasaray çok zorlu bir Göztepe deplasmanına gidiyor. O sıkıntıyı yaşarken gülerek, eğlenerek bir fotoğraf vermeleri noktasından Ya şimdi bahsediyorum. bana Harun Muslu yazdı bizim Kıbrıs'tan. Sağ olsun Harun Muslu. Tanırsın sen de. Benim Evet. Bir muhabirim de yerlerde yazıyor. yarımız. Ha tabii. Diyor ki Harun Muslu, ben de okudum diyor. Bilmiyorum, Haldun abi okudu mu gördü mü? Bu hakem Fransızca Bastien Benoit. Evet. Galatasaray Lisesi mezunuymuş.
Ha o hakem doğru. Ha, evet bir tane var öyle bir hakem. O hakem. O hakem. Doğru. Ha. Türkçe de biliyormuş abi. Yani, o hakem. Teşekkür ederiz Harun'a bilgisi için. Ama daha önce evet, kimin? Fenerbahçe bir maçını yönetmişti. Evet. Hatta dediler ki bu nasıl geliyor ya Galatasaray Lisesi mezunu diye. Enteresan değil mi? Harun Mıslı'ya sağ ol. İyi hatırlat. Ben yani, okumamışım, atlamışım onu. Ya işte biz olaylara... İyi yakalamış Harun. Biz olaylara tabii Harun yani... İyi muhabirdir yani benim zamanımda muhabirlik yaptı. Yani çok önemli. İyi miydi Galatasaray muhabirliği? Tabii. İyi. Galatasaray muhabirliği de iyiydi, magazin muhabirliği de iyiydi. Yani iyiydi yani, iyi muhabirdi. Severim yani. Diyorsun abi. Evet, evet. O da abi. Hepsini, aynen. Kardeşlerimiz hepsini severiz. Ama şunu söyleyeyim yani tabii bu hiçbir şey değiştirmez. Yani bu senin şöyle ya ben Galatasaray Lisesi'nde okumuştum onun için şu Galatasaray'a. Böyle bir şey yok. Hakemlikte böyle bir şey yok. Bak bunu özellikle söyleyeyim. Hakemler gerçekten hata yapıyorlar. İstisnalar dışında belki istisnalar vardır. Bilerek, isteyerek bazı şeyleri yapmazlar. İstisnalar dışında diyorum. Maksatlı hakemler olabilir. Onları ayrı bir yere yazıyorum. Çünkü hakem kendi davasında ya. Ya şu anda şu 10 maç yönetemeyecek ya hakemler. Kayıpları ne kadar büyük biliyor musun? Ortalama 20-30 bin lira maç başına para kazanan hakemler ne yapacaklar biliyor musun şimdi? Bu 200 bin liradan, 300 bin liradan olacaklar. Herkes kendi davasına bakıyor ve popülasyonuna bakıyor, popülaritesine bakıyor. Bunlar hani biz böyle şey gibi söylüyoruz, o kendini kurtarmaya çalışıyor. Bir karar veriyor, kendisine veriyor. Ama o karar zaman zaman olumsuz olunca da biz de tepki gösteriyoruz ya da taraftar tepki gösteriyor. Zaten taraftarı mutlu etmek mümkün değil zaten. Öyle bir şansınız da yok yani, öyle bir ihtimal yok. Sercan da karşımızda. Sercan. Dünden bugüne yansıyanlar neler Beşiktaş camiasında, söz sende. Serdar bana da anlatabilirsin yani. Yo ben izledim, keyifle izledim yorumlarınızı da burada. Haldun abi iyi yayınlar, Serdar abiye selamlar. Teşekkürler. Aykut İnce. Devam edelim. Beşiktaş'ta durum aslında Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra hedefsiz kalınması. Gerçekçi hedef olarak ikinciliğin hedeflenmesi. Dünkü maçta puan kaybı. Puan kaybından öte maç içerisinde yapılan basit hatalar. Özellikle 45. dakikada olan Wellington Necip değişikliğiyle ilgili o durumu en azından stadyumda olan biri olarak anlatabilirim. Yani Wellington çıkarken Necip 4. hakemin yanında hazır durumdaydı. Ardından tam oyuna girecekken Önder Hoca tekrar ısınmasını istedi. Ardından bu olayın biraz perde arkasını araştırırken gol yenilip içeri gidilirken başta Gezdal olmak üzere 3-4 futbolcunun bu golden dolayı tepki gösterdiğini, neden değişiklik yapılmadığına dair eleştirilerini tünelde söylediğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Çok basit bir şekilde yenilen goldü. Gerçi Önder Hoca yenilen golde bu değişikliğin hiçbir sebebi olmadığını, dörtlü savunma hattının zaten gol anında orada olduğunu ifade etti.